Kanatlarını kesiyorlar, ardından montajını yapıyorlar, simülasyonda test edip uçak üretiyorlar. Onlar Malatya'nın genç ve cihi hürkuşları. Her aşaması emek kokan birbirinden muazzam model uçaklarını üretiyorlar. Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi öğretmen ve 11 kişilik öğrenci ekibinden oluşan Gözümüz Yükseklerde Model Uçak Kulübü, okuldan arta kalan zamanlarında model uçaklar üretip gökyüzüne gönderiyorlar. Gözüm yükseklerde, çünkü onların da gözü yükseklerdeydi. Model uçak üretmeyi başardılar. Kulübün danışman öğretmeni Mehmet Güran, model uçak çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Gözümüz Yükseklerde Model Uçak Kulübümüz okulumuzda 2012 yılında açıldı. O yıldan bugüne kadar farklı sınıf seviyelerinden 9, 10, 11. sınıflardan öğrenci alarak yolumuza devam ediyoruz. Kulübümüzde farklı malzemelerden önce uçak tasarımı yapmayı, sonra bunları kesmeyi, arkasından birleştirmeyi ve üretmeyi hedefliyoruz ve bunları başardık. Şu an kulübümüzde aktif olarak 11 tane öğrencimiz var. Beraber burada çalışıyoruz. Model uçak üretiminde önce elimizde bir plan oluyor. Bu plana bakarak malzememizi kesiyoruz. Kestiğimiz malzemelerimizi uygun yapıştırıcılarla birbirine monte edip arkasından testlerini yaparak sonra motor ve kumanda takarak uçuruyoruz. Şimdiye kadar 2018 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Gençlik Projeleri Destekleme Programı'na katıldık ve oradan bir hibe alarak bir proje gerçekleştirdik model uçaklarla alakalı. 2019 ve 2020 yılında da Teknofest'e katılarak okulumuzu temsil ettik. Gözümüz Yükseklerde Model Uçak Kulübü öğrencileri de uçakların ilk aşamasından uçuş aşamasına kadarki süreci anlattı. Türk Hava Kurumu ata model uçağın iskeletini yapıyoruz şu anda. Hepsini tamamlanmış halde bu şekilde manuel olarak uçuruyoruz. Şu an kanat kesim aşamasındayız. Uçağı bir tel yardımıyla iki operatörle kesiyoruz. Şu an ben de arkadaşımın yaptığı gövdenin içine elektronik malzemelerini yerleştiriyorum, onların montajını yapıyorum. Biz kendi kumandamızı yapmıştık, şu an ben de onun alıcı devresini yerleştiriyorum. Uçağımızın uçuş öncesi simülasyonu yapmaktayız. Uçağımız gerçek hayatta direkt sürdüğümüz zaman kırım yaşıyoruz. Bu şekilde simülasyon yaptığımızda kırım yaşama ihtimalimiz en aza düşüyor.